Merhabalar. Bu videoda CSP'de dashboard'un nasıl tasarlanacağını göstereceğiz. Dashboard'un kullanım amacı elinizde çıkarmış olduğunuz verilerin kullanıcılara anlamlı bir hale, görsel bir hale getirilmesini kazandırmanızı sağlamak içindir. Bunun için geliştirici arayüzündeki chart nesneleri kullanabiliriz. Tasarlamak için öncelikle yeni bir boş proje oluşturuyoruz. Projemizin ismini giriyoruz. Bulunduğu başlığını girdikten sonra ardından bulunacağı dizinin seçimini yapıyoruz ve tamam butonuna tıklayarak projeyi oluşturuyoruz. Proje oluşturulması sonrası içindeki forma tıklayarak açılan kanvasta araç çubuğunu, araç kutusunu açıyoruz ve buradaki form üzerinde chart nesnelerimizi koyacak şekilde tasarlama yapacağız. Bizim burada kullanacağımız nesnelerde birden fazla veri göstereceğimiz için chart nesnelerini gruplandırarak koyacağız. Bu gruplandırma işleminde tabs nesnesi kullanarak gerçekleştireceğiz. Bunun için ilk önce form üzerine bir tab nesnesi ekliyoruz. Tab nesnesinin içerisine 2 adet item ekleyeceğiz. Bu item ekleyerek bunları birinci iteme tüm süreçlerin dağılımını göstermek için başlığını yazıyoruz. Burada hangi tab sekmesinin seçili olacağı, hangisinin aktif olacağını seçebilirsiniz. Bir tane daha öge ekliyoruz. Buna da yeni tabii ki derken şurada da kullanıcı bazlı chart nesnelerini kullanıyoruz. Kullanıcı bazlı bir rapor çekeceğimiz için buna da kullanıcı bazlı ismini veriyorum. Kaydettikten sonra nesnenin büyüklüğünü gösteren bir alanım var. Burada bunun büyüklüğünü 650 piksel yapıyorum. Ardından tüm süreç dağılımının içerisine bir tane pie chart türünde bir ekleme yapacağız. Burada toplam kaç tane süreç olduğunu, ayrıca kaç tane başlamış, kaç tane bitmiş akış olduğuna dair verileri göstereceğiz. Öncelikle bir tane pie chart nesnesi ekliyorum. Nesneye bir data source tanımlamam gerek. Bir veri, önceden hazırladığınız bir veri kaynağını tanımlamamız gerekiyor. Bunun için çözüm gezgininde data source alanında yeni bir öge diyorum. Bir SQL sorusu, SQL verisi çekeceğim için tipini MS SQL query olarak seçtim. Ardından dosya adına bütün verileri çekmesi için bir isimlendirme. Bütün verileri çekeceğini göstermek için bir isimlendirme tanımlıyorum. Burada sorguda bir bağlantı tipi seçmemiz gerekiyor. Sistemde bulunan varsayılan bir sistemde gelen varsayılan sistem veri tabanına bağlanacaksınız. Oradan çekecekseniz sistem default connection'ı kullanabilirsiniz. Biz burada sistem veri tabanından çekeceğiz. Çalışma tipini de buradan seçebiliyorsunuz. Çalışma tipini execute data adapter olarak seçtim. Ön belleğe al kısmını kapatacağım. Ön belleğe al, çalıştırmış olduğun sorgunun getirdiği veriler çok hızlı güncellenmiyorsa, belli periyodik aralıklarla güncelleniyorsa, örneğin 2 saat, 3 saat, 5 saat, 24 saat denir. Bu aralıklarla güncelleniyorsa sürekli istek atmak yerine bu seçeneği aktif ederek aldığınız verinin CSP ön belleğinde tutulmasını sağlayarak daha sonra bu aynı veri yeniden kullanılmak istediğinde tekrardan bellekten çekilmesini sağlayabiliyoruz. Burada verimiz sürekli güncellendiği için ön belleği al seçeneğini kapatıyorum. Şurada benim sorgum vardı, önceden hazırlamış oldum. Ardından sorgumu çalıştırıyorum. Burada benim sorgumla ilgili bir sonuç var. Şimdi pie chart nesneme geliyorum. Nesnede şu başlığımızı gözükmesini istemiyoruz. Tüm süreç dağılımı diye var. Burada data source alanında eklediğimiz sorguya giriyoruz. Sorgumuzu seçtikten sonra chart items alanında bir chart itemi eklememiz gerekiyor. Burada pie chart olduğu için sadece pie özelliğini ekleyebiliyoruz. Burada gösterdiğiniz chart'ın adını ekleyebilirsiniz. Buna hepsi diye yazıyorum. Argüman alanına sorgunuzda getirdiğiniz argüman ve value'ları seçebiliyorsunuz. Burada bizim argümanımız bir tane, value'umuz da bir tane olduğu için birer tane seçebiliyorum. Ve şurada rengini değiştirebiliyorum. İsterseniz de burada bir daha fazla grafik ekleyebiliyorsunuz.
Bunu kabul ettim. Animation Enabled veri yüklenirken animasyonla mı gösterilsin? Selection Enabled'da burada gösterilen veriye tıklayarak tıkladığınız veriyi başka bir yere parametre olarak gönderebilirsiniz. Hover Enabled aktif ettiğinizde verinin üstüne geldiğinizde size görsel olarak öne getirir. Tooltip Enabled dediğinizde de orada göstermek istediğiniz verinin üstüne geldiğinde kaç adet olduğunu bir tooltip üzerine gösteriyor olacaktır. Burada bir Selection Enabled kullanmayacağız. Bunu kapalı tutuyoruz şimdilik. Legend alanında ise açtığınızda şöyle kapatalım. Legend alanını açtığınızda chart'ın içindeki verilerin, getirilen verilerin her bir ögenin burada ne anlama geldiğini göstermektedir. Örneğin mavi kalemler, turuncu bilgisayarlar, yeşil ofis malzemeleri gibi gruplandırmalar yaptıysanız bunların her birini ayrı bir şekilde burada ne anlama geldiğini gösterebilecektir. Ve ayrıca bunun hangi pozisyonda bulunacağını şuradan seçerek belirleyebiliyorsunuz. Biz burada bunun sol tarafta kalmasını istiyoruz, değişmesini istiyoruz. Stack seçeneği ise eklediğiniz chart'ın içinde birden fazla item, chart item tasarladıysanız, örneğin bar chart'ta birden fazla sonuç getiriyorsunuz, birden fazla farklı gruplandırma yaptınız. Onların hepsini seçerek hepsini yan yana kolon şeklinde gösterebilirsiniz. Burada biz sadece bir tane itemimiz olduğu için bunu aktif etmemize gerek yok. Zoom and pan özelliği ise chart'larda yakınlaştırma ve kaydırma işleminin nasıl hangi işlemlerde çalışacağını belirlemek için kullanılır. Örneğin burada argüman alanlarında kaydırma, yakınlaştırma, hepsi veya hiçbirini yapma seçeneklerini seçebilirsiniz. Aynı seçenek values'ta da bulunuyor. Aynı özellikle values'ta da bulunmaktadır. Region Zoom Key alanında ise buradaki seçtiğiniz özelliğe göre klavyede seçtiğiniz tuşa basarak fareyle seçim yaptığınızda onu alana göre yakınlaştırma işlemini yapacaktır. Biz burada bunu bar chart nesnesinde kullanacağımız için iChart'ta aktif hale getirmiyoruz. Argument Access alanında Enabled özelliğini seçerek argüman eksenindeki ifadelerin gizlenip gizlenmeyeceğini belirleyebiliyoruz. Burada bu Enabled seçeneğini kapattığımız zaman otomatik olarak bu eksendeki veriler gizlenmiş oluyor. İstenirse de tabii bu Argument Access'indeki ifadelerin görselliği değiştirilebilir. Burada Indent From Access değeri değiştirilerek şuradaki aralıktaki boşluk değiştirilebilir. İstenirse şuradaki Show Tick seçeneği açılarak da şu argüman ekseninden çıkacak olan ufak bir okla kullanıcıya burada bir görsellik, hangi değer neye ait diye görsellik sağlanması yapılabilir. Position kısmında ise argüman eksenin aşağıda mı yukarıda mı bulacağı seçilebilmektedir. Burada Show Grid butonlarıyla bu içerideki her bir çizgi kaldırılırken Show Line butonunda en alttaki çizgi kaldırılıyor. Show Labels tickini kaldırdığınızda en alttaki çizgi altındaki bulunan değerler gizli hale gelmektedir. Aynı seçenekler Value Access için de geçerlidir. Biz burada sorgumuzu girdik. Şimdi aynı sorgunun bir de diğer kullanıcı bazlı verilerini bunları sorguları girelim. Kullanıcı bazlı kısmındaki chartlarımızı oluşturalım. Şimdi burada biz sorgularımızı oluşturduk. Elimizde önceden oluşturduğumuz verilere ait sorgularımız vardı. Bunun görselliğini kazandırmak için sistemi tanımladık. Şimdi bunların zaten bir tanesini tüm süreçte tanımlamalarını koymuştuk. Şimdi kullanıcı bazlı raporları görmek istiyoruz. Burada kullanıcı bazlı başlatılan süreçler ve kullanıcı özelinde başlatılan süreçlerin miktarını listeleteceğiz. Şurada tabloda diğer sekmeye geçiyoruz. Ardından araç kutusuna tıklayarak bir bar chart nesnesi ekleyeceğiz. Bu bar chart nesnesi içerisinde başlığını değiştiriyorum. Burada kullanıcı bazlı başlatılan süreçler olarak diye başlığımı girdim. Burada rengini değiştiriyorum. Boyutunu büyütüp ayrıca bold halde gösterilmesini sağlayacağım. Bunun ardından şurada Data Source alanında sisteme tanımlamış olduğum bu kullanıcı bazlı veriyi getirecek olan sorguyu seçmem gerekiyor. Burada benim sorgum Get Process by User sorgusu. Bunu seçtim. Ardından bir chart ögesi tanımlamam gerekiyor. Chart Items'daki butona tıkladım ve ekle alanındaki bar'a tıklayarak bir yeni new chart oluşturdu. Bunun ismini
kullanıcılar olarak ben tanımlamamı yapıyorum. Siz isterseniz farklı bir isimle kullanabilirsiniz. Argüman alanında ad soyad ve username olmak üzere iki farklı bana değer geliyor. Ben burada argüman alanında ad soyadı kullanacağım. Value alanında da süreç sayısı değerim geliyor. Burada süreç sayısını seçiyorum. Color'a da istersem değiştirebilirim. Bunu kaydetmedim. Şimdi burada selection enabled özelliğini ben aktif hale getiriyorum. Bunu neden aktif hale getiriyorum? Burada gösterilen verilerde web arayüzüne tıkladığımızda şu yandaki ikinci bir chart daha ekleyeceğiz. Ona parametre olarak gönderip o nesne içerisinde kullanıcı özel hangi süreçleri başlattı bunun görüntülenmesini sağlayacağız. Burada ayrıca ben legit özelliğini aktif hale getiriyorum. Burada sol tarafta bulunmasını istiyorum diye legend'ı bıraktım. Zoom and pan özelliklerini aktif hale getiriyorum. Interaction with arguments'ta argümanlarla ben hem zoom yapabilip hem de kaydırabilmek istiyorum. Ve values'ta da gene aynı şekilde hem zoom yapıp hem de kaydırabilmek istiyorum. Bu sebeple de ikisini de bold olarak seçiyorum. Zoom region key'de ise ben klavyemin üzerinde bir tuşa basarak yakınlaştırma yapmamı en kolay CTRL tuşuyla olacağını düşündüğüm için CTRL tuşuyla kullanıcılara yakınlaştırma işlemi yapabileceklerini seçiyorum. Argument access kısmında şuradaki verilerin birbirine yakın olmaması için indent from access'te 10 değeri giriyorum. Show tick diyerek de şurada 7 diyerek burada hangi değerin neye ait olacağına dair bir ufak da belirti çizginin gene kalmasını istiyorum. Aynı şekilde value axis'te indent from axis'i 10 verip show text'te de 1 diyerek neye ait olduğunu şurada çizgilerle gösterilmesini istiyorum. Yine aynı şekilde şuradan bir tane daha bar chart nesnesi koyacağım. Bu bar chart nesnesinde ise kullanıcı özelinde başlatılan süreçleri seçeceğiz. Şurada caption alanına kullanıcı özelinde süreçler diye yazıyorum ve ayrıca şurada marker alanında lütfen kullanıcı seçeneği olarak bir ifade gösterilmesi sadece bu markerın yazdığım yazının sonunda gözükmesini istiyorum. Bunun ardından yine bir veri kaynağı eklemem lazım. Burada benim diğer sorgum user process'te burada parametreyi nereden alacağım soruyor. Value entry veya bir formdaki bir alanda kullanabilirim. Ben burada field selection seçiyorum. Form üzerindeki bir nesnedeki değeri kullanmak istiyorum. Alan olarak bar chart 1 yani kullanıcı bazı başlatılan süreçleri getiriyorduk. Bu nesne içerisinde selection özelliği altında hangi özelliği kullanacağımı seçebiliyorum. Argüman alanı seçtiğim argüman alanı mı yoksa değer alanı kullanacağımı seçip parametre olarak gönderiyorum. Ben burada argüman alanı kullanacağımı belirtip tamam butonuna tıklıyorum. Ardından chart items alanında yine bir chart grafiği ekleyip chart itemi ekleyip burada süreçler olarak adlandırmasını yapıyoruz. Argüman alanında proje adı, value alanında da süreç sayısı diyerek seçimimizi tamamlıyoruz. Burada da gene legend'ı göstereceğimizi belirtiyorum. Ve indent from 10 piksel yukarıda olsun. Show tick olarak da şurada çizgiler gene belli olsun. Yine aynı şekilde show tick ve indent olarak değerlerimi seçiyorum. Burada biz iki tane daha tab nesnemize yeni item ekleyeceğiz. Bu ekleyeceğimiz itemlerden bir tanesi sistemde en çok kullanılan süreçleri gösterecek. Diğeri ise departman en çok hangi departmanlar süreç başlatmış. Bir tanesi de aylar bazında ne kadar verilerimiz var bunları göstereceğiz. Burada ben yeni iki tane daha tab ögesi ekliyorum. Şuna tab 3 diyorum. Burada en çok kullanılan süreçler diyoruz. Şuradaki tab nesnesini de departman ve aylar dağılımı olarak başlığını biliyoruz.
En çok kullanılan süreçlerin içerisine bir bar chart ekleyeceğiz gene. Buradaki kullanacağımız sorgumuz şu. Get Reports By Process sorgusunu kullanıyoruz. Buradaki sorgumuzu tanımlayacağız önce nesneye. Şurada başlığının gözükmesini istemiyorum. Ben ardından data source kısmına geliyorum. Sorgumu seçip Chart Items alanında göstereceğim olan barı seçiyorum. Burada ben süreçler olarak chart iteminin ismini yazıyorum. Argument alanında proje adını seçtim. Sorgudan gelen value field'ın süreç sayısını seçtim. Rengini proje olarak seçiyorum. Kaydet dedim. Burada ben dik bir gösterim değil de yatay bir gösterim sağlanmasını istiyorum. Rotate enabled özelliğini seçeceğim. Yine aynı şekilde legend'ı aktif hale getirerek hangilerinin neye ait olduğunu göstermek istiyorum. Zoom ve pen özelliğimin açık olmasını istiyorum. Yakınlaşma veya kaydırma yapılmasın diye istiyorum. Burada argüman alanı grafiğimizi rotate döndürdüğümüz için argüman ekseni şu oluyordur. Bu yüzden burada herhangi bir çevirme yapmayacağım. Inert from axis 10 diyorum. Show tick ve 8 diyerek şurada çizgileri belirtiyorum. Value axis kısmında ise pozisyonu bunları yukarıya alacağım. Inert from axis 10 yani show tick 8 diyerek burada gösterimi düzenlemiş olacağız. Departman ve aylar dağılımında ise bir departmanlar için pie chart nesnesi kullanırken aylar dağılımı için farklı bir şey kullanacağız. Departmanlarımız gösterimi için pie chart nesnesini seçtim. Pie chart'ımın içinde şurada en çok kullanılan departmanlar diye ismini yazıyorum. Şu şekilde bir görsellik sağladım. Bunun raporunda Get Process By Departments'ı seçiyorum. Ardından chart iteminde gene sorgum içindeki argüman alanı ve value alanlarını seçerek kaydediyorum. Regent alanını aktif hale getirerek buradaki içindeki ögelerin nerede olacağını, Legend alanını aktif hale getirerek buradaki içindeki ögelerin nerede olacağını belirleyip bu şekilde kalacağını istedim. Show tick ve argümanların kalmasını istiyorum yine ve bunun yanında bir de aylık dağılımın olduğu grafiğim var. 2021 yılındaki başlatılan süreçler her ay ne kadar başlatılmış bunun raporu var. Burada ben spline chart kullanacağım. Burada nesnenin ismini, caption'ını değiştiriyoruz. Aylık süreç sayısı olarak bunu belirledik. Yine data source alanımızda bunu seçtikten sonra chart items alanında spline diyerek tarih ve süreç sayılarını seçiyorum. Rengi kırmızı olarak bırakacağım. Burada Legend'ı aktif etmemizden sonra gene Zoom Pan özelliğini aktif edeceğim. Yakınlaştırmayı kullanmak istiyorum. Ve buradan projemizi kaydedip yayınlayarak web arayüzünde nasıl göründüğünü inceleyeceğiz. Projemiz yayınlandı. Şimdi web arayüzünü projede tanımlayacağız. Burada yönetim araçlarındaki web interface'i tıklayarak web arayüzüne geri geçiyoruz. Ardından menüye bunun tanımlamasını yapacağız. Şu butona tıklayarak uygulama gezginine tıklıyoruz. Şurada yine ekle diyerek başlığımıza kullanıcı raporları görsel olarak isimlendirmesine veriyoruz. Burada açılacak formun boyutunu belirlemek için panel boyutunu seçebiliyoruz. Ben burada paneli 3 boyutunda açılmasını istiyorum. Büyüm işlem türüm içine bir form doldur olarak açacağım. Süreç başlatmaya gerek yok. Projemin ismini giriyorum. P
olarak ardından hangi forumu açacağımı seçiyorum ve profiller sekmesinde hangi kullanıcılar görebilir diye raporumu seçip ekle butonuna tıklıyorum. Bunlardan kaydet diyerek menüye kayıt işlemini tamamlanıyorum. Arama kısmında kullanıcı raporları görsele tıklayarak raporların görünümü sağlayabiliriz. Burada tüm süreç dağıtımı içerisinde üzerine geldiğinizde 604 tane sürecimizin başlatıldığını, bunun 480 tanesini tamamlanıp 124 tanesinin bittiğini raporumuzda görebiliyoruz. Kullanıcı bazlıya tıkladığında ise bunda kullanıcı bazı sekmesine tıkladığında her bir kullanıcının kaç tane süreç başlattığını görebiliyorum. Burada doğru 20 süreç başlatmış. Hüseyin Kar 13, Hakan Uzal 5 süreç başlatmış diye görebiliyorum. Ben burada Hakan Uzal'ın üzerine tıkladığım zaman burada Hakan Uzal kaç tane süreç başlatmış. Bunu aynı şekilde raporunu görebiliyorum. Burada yakınlaştırma, uzaklaştırma yapabiliyoruz. Bu CTRL ZoomApp Interaction with Klavye tuşlarını açmıştık şu şekilde. CTRL tuşuna basarak da belli bir alandaki verilere yakınlaştırma yapabilirsiniz. Örneğin çok fazla veriniz var. Bunları gösterimini sağlamak için kullanabilirsiniz. Son kullanılan süreçleri, en çok kullanılan süreçleri tıkladığımızda sistemde en çok hangi süreçler kullanılmış bunların bir raporunu görebiliyoruz. En çok burada masraf beyan girildiğini ardından sözleşme yönetimine ve demo süreçlerinin olduğunu görüyoruz. Departman aylar dağılımı sekmesine tıkladığımızda ise en çok kullanılan departmanlardan hangilerinin olduğunu bir raporu da görmüş oluyoruz. Örneğin sistem departmanı 346 süreç başlatırken idari işler 71, onun arkasından muhasebe ve finans gelerek 58 tane başlatmış. Spline koyduğum spline chart'ta ise burada ögelerin grafiksel olarak nasıl ilerlediğini, nasıl bir eğilimde olduğunu görebiliriz. Örneğin Temmuz ayında 40 tane süreç girilmişken Ağustos ayında bu süreç girme sayısı azalmış ve 26'ya düşmüş. Eylül ayında düşme trendi devam etmiş, 24'e düşmüş. Ekim ayında ise en düşük noktaya giderek 6 süreç sadece girilmiş. Ama Kasım ayında bu 38'e geri çıkmış. Bu nesnede de yine aynı şekilde yakınlaştırma açmış. Örneğin burada birden fazla ay var. Oradaki detayları görmek istiyorsunuz. Şu şekilde yaparak nasıl bir trend eğilimin içinde olduğunu görmesi sağlayabiliyorsunuz. Ve şurada farenizin kaydırma tuşuyla yakınlaştırma, uzaklaştırma ve bu şekilde grafikte argümanları alanında, bayı aranında kaydırma işleminin yapılması mümkündür.